Verilen parçaya bakılarak Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Bir yıl Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, hilerin gözükmesi üzerine o günü Ramazan günü ilan etti fakat İmam Cüveyne onun aksine ertesi günün Ramazan olduğuna ve oruç tutulması gerektiğine dair bir fetva verdi. Sultan Melikşah bu durum karşısında İmam Cüveyni'yi nezaketle sarayına çağırttı. Görüşme sırasında ünlü alim saltanata ait konularda fermana itaat görevimizdir. Ancak fetvaya ilişkin meselelerde sultanın bize sorması gerekir dedi. Bu cevabı hakla gören Sultan Melikşah fetvaya uydu ve alimi saygı ile uğurladı. Şimdi bakalım arkadaşlar şıklarımıza hangisine ulaşılamaz diyordu. İlmi bir otoritenin siyasi iktidarı baskı altına aldı. Arkadaşlar burada bir baskı var mı sizce? Tabii ki yok, değil mi? Çünkü ilmi bir otorite sadece e, dini konularda bizim fikrimizi almalısınız diye e, Melik şaha e, söylüyor. Zaten saltanatla alakalı bir konuda itaat görevimizdir diyor. O yüzden ilmi bir otoritenin siyasi iktidarı baskı altına aldığını tabii ki söyleyemeyiz. Devlet yönetiminde şer'i kuralların uygulandığını tabii ki söyleyebiliriz arkadaşlar çünkü zaten dinle yönetiliyor. Hükümdarlar tarafından alınan kararların sorgulanabildiği, gördüğünüz gibi imam arkadaşlar Melikşah'ın düşüncesini sorgulamış ve fikrini söyleyebilmiş. Ülke yönetiminde teokratik uygulamalara yer verildiği yani dini uygulamalara tabii ki yer veriliyor. Hükümdarların dini konulara ayet vermen çıkarma yetkisinin bulunmadığı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten asıl konu da bu. Hükümdarların böyle bir şey yapmaması gerekiyor. Paragrafa baktığımızda bu yüzden E şıkkı da doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. İstanbul'un işgalini Ankara'ya bildiren bu telgrafa bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne bu sabah şehzade başındaki Mızıka karakolunu İngilizler basıp oradaki askerlerle çarpışarak sonunda şimdi İstanbul'u işgal altına alıyorlar. Sabah neyin İngilizler basarak 6 kişiyi şehit ettiler. 15 kadar da yaralı var. Şimdi İngiliz askerleri dolaşıyor. Şimdi işte İngiliz askerleri nezarete giriyorlar. İşte içeri giriyorlar. Nizamiye kapısına telikes İngilizler buradadır. Bilgilerinize arz olmuş. Manastırlı Hamdi. Şimdi bakalım öncelerimize arkadaşlar. İstanbul hükümetinin milli mücadele hareketine destek verdiğini tabii ki söyleyemeyiz. Mustafa Kemal'in İstanbul'daki gelişmeleri yakından takip ettiği. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi önemli bir gelişme hemen ona bildiriliyor. İngilizlerin Türklere karşı silahlı bir mücadele içerisine girdiği. Tabii ki arkadaşlar zaten 6 kişiyi gördüğünüz gibi şehit etmişler. Doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Buna göre ikinci Murat dönemiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? İkinci Murat dönemi Osmanlı kültürel gelişmelerinin temellerinin atılması bakımından önemlidir. Arapça ve Farsçadan önemli eserler tercüme edilmiş, Türkçe ön plana çıkarılmıştır. Türkistan, Arabistan ve Kırım'dan birçok bilim insanı Osmanlı ülkesine getirilmiş, Hacı Bayram Veli'nin müritlerine vergi muafiyeti getirilerek tasavvuf alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. Osmanlı ilim hayatının büyük bir ilerleme gösterdiği. Tabii ki arkadaşlar çünkü kültürel gelişmeler gördüğünüz gibi artmış ve pek çok eser tercüme edilmiş. Doğru. Anadolu'da aşiret kültürünün canlandırıldığı. Tabii ki böyle bir şeye ulaşamayız arkadaşlar. Paragrafta bize böyle bir durumdan bahsedilmemiş. Türkçenin edebi bir dil olarak geliştiği. Bakın Türkçe ön plana çıkarılıyormuş zaten. Tabii ki doğru bayramiye tarikatının yayılıp genişlediği tabii ki arkadaşlar zaten tasavvuf alanında önemli gelişmeler yaşanmış ve hacı bayram veli'nin müritlerinden de vergi alınmamaya başlanmış bu da tarikatın yayılıp gelişmesine sebep olacaktır milli kültür hareketine öncülük edildiğini de özellikle türkçenin ön plana çıkarılmasından söyleyebiliriz arkadaşlar bu sebeplerle doğru cevabımız b şıkkı olacaktır Bu bilgiye göre Babil Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Babil kralı Hammurabi'nin çeşitli meselelerde verdiği kararlar, Babil'in koruyucu tanrısı Marduk adına dikilen bir taş üzerine Akatça dilinde yazılmıştır. Hammurabi kendisine bu kanunları yazdıranın güneş tanrısı Şamaş olduğunu söylemiştir. Bakalım arkadaşlar şıklarımıza. Çok tanrılı bir inanca sahiplerdir. Zaten bu paragrafta bile iki tane tanrılarının adını vermiş arkadaşlar Marduk ve Şamaş. Doğru. Özgün bir uygarlıktır. Şimdi bunu söyleyeyim söyleyebilmemiz için mesela bu metnin akatça yazılmaması gerekir arkadaşlar. Kendilerine özgü olan bir alfabeyle yazılması gerekir örneğin. O yüzden B şıkkı olmaz. Kanunlar tanrı sözü sayılmıştır. Zaten bunu yazdıranın bir tanrı olduğunu söylüyor arkadaşlar. Doğru. Tarihi çağlara geçmişlerdir. Tarihi çağlar neyle başlıyordu? Yazıyla başlıyordu. E burada da yazılan bir şeyden bahsediliyor. Demek ki tarihi çağlara geçmişler. Etkileşime açık bir uygarlıktır. Tabii ki arkadaşlar çünkü gördüğünüz gibi akatça kullanılmış. Yani farklı uygarlıklarla etkileşim içerisine girilmiş. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu durum anlaşmalarından hangilerinin imzalanmasında etkili olmuştur? Sakarya zaferi ile TBMM hükümetinin içeride ve dışarıda saygınlığı arttı. Bu zaferin kazanılmasına kadar TBMM hükümeti ile siyasal ilişkilerini ölçülü bir şekilde yürüten Fransa ve Rusya, Sakarya zaferinin ardından TBMM hükümeti ile diplomatik ilişkilerini geliştirme kararı aldı. Bakalım arkadaşlar. Gümrü Anlaşması Ermenilerle imzalanan bir anlaşmaydı ancak Sakarya zaferinden önce Doğu Cephesi'nde imzalanan bir anlaşma olacak arkadaşlar. Bu yüzden biri alamayız. Kars anlaşması olur Sakarya zaferinin ardından Rusya'nın önderliğinde tabii ki Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'la imzaladığımız bir anlaşmadır. 1921 Ankara anlaşması da yine aynı şekilde Sakarya zaferinden sonra Fransa ile imzaladığımız bir anlaşmadır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Aşağıda San Marino'ya ait bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre Numaralandırılmış ifadelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Birinci ifadede San Marino'nun mutlak konumu hakkında bilgi verilmiştir. Mutlak konum o alanın boylam, enlem değerlerini ifade etmektedir. Yani matematik konumudur. Baktığımızda birinci ifadeyi değerlendirdiğimizde San Marino'nun enlem ve boylam değerleriyle ilgili bir özellik, bir e, bilgi verilmemiş. O yüzden bu yanlış bir durumdur ikinci ifadede nüfus coğrafyası ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Ki yüz ölçümü ve yine burada yaşayan kişi sayısı verildiği için nüfus coğrafyası konusunda yoğunluk ya da kişi kısmında değerlendirmeler yapılabilir. Bu doğru bir bilgi. Üçüncü ifadede tarih biliminden yararlanılmıştır. Ki Roma İmparatoru ve bazı tarihler verildiği için bu tarih biliminden yararlandığı anlamına geliyor. Dördüncü ifadede San Marino'nun klimatik yani oradaki iklim özelliklerine değinilmiştir diyor. Ki yazlar sıcak ve kurak, Akdeniz iklimi yani burada iklimle ilgili bilgiler var. Beşinci ifadede San Marino'nun ekonomik özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. Ki ülkenin gayri safi yurt içi hasılası ve ülkeyi ziyaret eden turistler ve turizm dışında yine bazı sektörlerin ekonomik anlamda geliştiğini gösteriyor. Yani ekonomik özellikleri ilgili bilgi verilmiş. O yüzden burada doğru cevabımızın aşık olduğunu oradaki boylam ve enlem değerlerinin burada yer almadığını ve mutlak konuyla ilgili bir yorum yapılamayacağını söyleyebiliriz. Lapya, dolin, uvala, polye, sarkıt, dikit, sütun gibi yer şekillerinin bulunduğu bölgeler için aşağıdakilerin hangisi kesin söylenebilir? Lapya, karstik arazilerde aşınma sonucu oluşan en küçük çukurluktur. Bunların genişlemesi büyümesiyle dolinler, daha sonra daha büyük olan ovala ve en geniş olan karstik aşınım çukurluğu polye oluşmaktadır. Bunun yanında sarkıt, dikit, sütun gibi karstik arazilerdeki biriktirme şekillerini görmekteyiz. Yani burada karstik ve yeraltı suları ile ilgili bir özellik var arkadaşlar. Eğim ve yükselti farkı azdır demiş ki biz eğim ve yükselti hakkında yorum yapamayız. Kesin olarak söyleyemeyiz. Kimyasal tortul taşlar ki bunlar eriyebilen kayaçları ifade etmekte ve bunlar sonucunda oluşmakta. Buna göre kimyasal tortul kayaçlar özellikle de buradaki karstik arazilerden bahsedebiliriz. O yüzden bu doğru bir bilgi kesinlikle söylenebilir. Çünkü direkt verdiğimiz bilgi bununla alakalıydı. Bitki örtüsü kısa boylu ağaçlardan oluşur kesin değil. Mesela Türkiye'de bazı alanlar var ki bunları İç Anadolu'da da görebiliyoruz. İç Anadolu'da kısa boylu ağaçlar gibi bir kıyaslama kesin olarak söylenemez. Ya da Akdeniz'de görüyoruz. Kesin olarak bunu söyleyemeyiz. Tektonik deprem riski ki tektonizma ile ilgili bir yorum yapamıyoruz kesinlikle. Volkanik faaliyetler yine volkanik faaliyetlerle ilgili kesin bir bilgi söz konusu değil. Ama dediğimiz gibi karstik kayaçlar, kolay evlen ve kimyasal tortul kayaçları da ifade ettiği için burada biz doğru cevap olarak B şıkkını Allah Biliriz. Ve Türkiye'de karstik arazilerin en çok Akdeniz'de olduğunu da biliyoruz. Bunu da buradan söylemiş olalım. Akdeniz'de kalker, kireç taşı, özellikle İç Anadolu'da ki Sivas çevresinde jips yani alçı taşını daha fazla görmekteyiz. Türkiye'nin 1985, 2000 ve 2017 yıllarına ait yaş ve cinsiyet özelliklerini gösteren nüfus piramitlerine bakılarak özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir? Türkiye'nin 1985 ya da 1927'de ilk sayımdan bugüne kadar günümüze kadar olan süreçte nüfusun arttığını biliyoruz. Ve bu piramitlere baktığımızda yine yaş ve cinsiyet özelliklerini gösteren nüfus piramidinden aritmetik nüfus yoğunluğunun arttığı hakkında yorum yapabiliriz. Çünkü nüfus sürekli artıyor, yüz ölçümümüz değişmedi. 2017 yılındaki çalışabilir kadın nüfusu bulabiliriz. Çünkü yaşlar var, cinsiyetler var. Orada belli bir yaş aralığı var ve buradan biz çalışabilecek aktif nüfusa ait olan kadın nüfusu bulabiliriz. Yaş nüfustaki değişim miktarını görebiliriz. Çünkü o piramitte yaş grupları ve o yaş gruplarına ait kişileri görmekteyiz. Burada yaş nüfusu olarak nitelendirdiğimiz 65 yaş üstünü o piramitten yine yorumlayarak değişim miktarıyla ilgili çünkü 3 tane yıla ait verilerimiz elimizde var. Bu 3 yılda nasıl bir değişim yaşanmış onu yine oradan görmek mümkündür. Yani burada 3 özelliği de ulaşabiliriz ya da çıkartabiliriz. Doğru cevabımız E şıkkı oldu. Aşağıdaki tabloda iklim ve hava durumuna ait bazı olaylar eşleştirilmiştir. Buna göre numaralanmış olaylardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir? İklim daha uzun süreli ve daha geniş alanları kapsayan bir özellik taşımakta. Hava durumu ise daha kısa süreli ve daha dar alanları kapsamakta. Bunun yanında iklimdeki kullanılan terimlerle hava durumundaki kullanılan terimler farklı. Örneğin bu yıl hava güneşli, bu yıl hava işte 25 derece gibi şeyler söyleyemezsiniz ama hava durumunda bu tür kelimeleri, bu tür kavramları kullanabilirsiniz. Bir numaralı öncüle baktığımızda 23 Nisan'da Ankara'da hava bulutlu ve yağışlı olacak. Yani o günkü durumdan bahsetmiş kısa süreli bir olay hava durumundan bahsedilebilir rizenin yıl içinde aldığı yağış miktarı ki yıllık değişimden bahsedilmiş daha uzun süreli bu iklimi yine değerlendirmek ya da uzun yıllar boyunca bu ortalamayı değerlendirmek mümkündür. Antalya'da Ocak ayı sıcaklık ortalaması ki Ocak ayı sıcaklık ortalaması bir güne ait değildir ve burada daha uzun süreli bir durum söz konusudur. Yani bunun iklim olması gerekiyordu. Yanlış bir eşleştirme var. Bingöl'de kış aylarında kar yağışı ve don olayı görülür. Sıcaklık değerleri sıfırın altına düşer denmiş. Ki e, özellikle sıfırın altına düşme durumu e, dikkate alındığında e, bu da yine kış ayları ve ortalama değerler olarak iklimi ifade etmekte. Bu yaz Kastamonu'ya 12 saatte ki yine kısa süreli bir durum söz konusu. O yüzden bu da doğru bir eşleştirme hava durumu olarak. Burada 3'ün özellikle iklim olması gerekiyordu. Bu nedenle burada doğru cevabımızın 3 numara yani C şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Haritada numaralandırılarak gösterilen merkezlerin nüfus ve yerleşme özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir numaralı merkezde sıcaklık ortalamasının düşük olması nedeniyle nüfus çok azdır. Ki verilen alan Grönland ve buradaki İklimin oldukça soğuk olduğunu söylemek mümkün ve bundan dolayı nüfusun seyrek olduğunu söyleyebiliriz. 2 numaralı merkez sanayinin gelişmesi nedeniyle sık nüfuslanmıştır. Ki Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kısmı sanayileşmenin yoğun olduğu alan ve sık nüfuslu bir yer olarak karşımıza çıkıyor. 3 numaralı merkez çok sıcak ve yağışlı olduğu için seyrek nüfusudur. Ki verilen alan ekvatoral iklimin görüldüğü bir yer. Brezilya gibi alanlar biliyorsunuz ekvatoral iklimin görüldüğü alanlar arasında geliyor. Bu alanlarda ıı, sıcaklık ve nemin Yağışın fazla olmasından dolayı nüfus seyrektir. 4 numaralı merkezde doğum oranları fazla olduğu için nüfus yoğunluğu fazladır. 4 numaralı merkez arkadaşlar büyük sahranın olduğu alan olarak karşımıza çıkmakta. Burada nüfusun az olma sebebi iklimin olumsuzluğu, çöl ikliminin varlığıdır. 5 numaralı merkez verimli tarım alanları ve su kaynaklarına sahip olduğu için yerleşmeye uygundur. Hindistan gibi alanlarda pirinç tarımı var biliyorsunuz. İklim bu anlamda uygun. E buna bağlı olarak da nüfus o alanlara daha yoğun diyebiliriz. O yüzden doğru cevabımızın D olduğunu söylemek mümkündür. Platon'un varlık ve bilgi anlayışını ifade etmek için kullandığı bu anlatım aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? Şimdi Akıl tutulması, mağara benzetmesi, idol kavramı, ilk neden kuramı, zıtlığın birliği olarak verilmiş seçenekler. Parçada arkadaşlar, Platon'un idalar kuramından söz edilmiş, insanın hakikat karşısındaki tavrını şöyle açıkladığını görmekteyiz. Boyunlarından ve ayaklarından zincire vurulmuş insanlar. Hareketsiz bir şekilde oturmakta ve yalnızca önlerini görebilmektedirler. Onların arkasında yüksekte bir yerde bir ateş yanmakta ve ateşle bu insanlar arasındaki yolda küçük bir duvar bulunmaktadır. Duvarın arkasında ise konuşan, ellerinde farklı varlıklara benzer nesneler taşıyan insanlar geçmektedir. Yalnızca ateşin aydınlığıyla duvara vuran gölgeleri görebilen insanlar duvarın İnsanlar duvarındaki gölgeleri gerçek nesnelerle karıştırmakta, seslerin duvardaki gölgelerden geldiğine inanmaktadırlar. Yani bu durumu insanlar aslında duyular alemini veya nesneler alemini ortaya koyan bilgiler olarak ifade etmişlerdir. Bu mahkumların sahip oldukları bilgi onların gözleriyle ve kulaklarıyla kazandıkları duyusal bilgidir. Duyusal aleme ya da duyular alemine ait olan bu görsel bilgi duvardaki gölgelerin yani görünüşlerin bilgisidir. Şimdi Platon arkadaşlar bu anlayışını İdealar kuramını ortaya koymak için anlatmıştır. Platon'a göre bu alem ikiye ayrılır. Bir, idalar alemi, bir de duyular alemi. Mağara benzetmesiyle de idalar evrenini ifade etmekte. Dolayısıyla burada varlık ve bilgi anlayışı olarak öne sürmüş olduğu bu örnek durum mağara benzetmesiyle ilgilidir. Akıl tutulması idol, zıtların birliği ilk neden kuramı değil, doğru seçenek B olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Farabi'nin belirlediği 6 aşamayla ilgili doğru bir eşleştirme değildir? Şimdi seçeneklerle parçada geçen ifadeleri bir karşılaştırmaya çalışalım. A, bir çalışmanın başarıyı getireceğine inanıyorum. Birinci ifadeye baktığımızda, kişinin herhangi bir şeyin kendine göre öyle olduğuna dair inançtır ve buna dair olarak kişinin herhangi bir şeyin kendine göre öyle olduğuna dair bir inancı kendine güvendiğini gösterir. Demek ki A doğru bir eşleştirmedir. B, İkinci ifade çalışma başarıyı getirebilir. Bu benim uydurduğum bir şey değildir. Çalışmanın başarıyı getirebileceği, inancın kendi zihni dışında olanı karşılaması gerektiğini kabul etmesi bu ifadede doğrudur. C üçüncü yargı çalışmadan şans eseri başarılı olanlar da vardır. Şimdi bakıyoruz inancın dışarıda olana uygununa bakarak doğru olup olmadığının bilincine varması. Şimdi böyle bir anlayışta doğru olup olmadığının bilincine varma durumu şans başarısı olan kişilerin de olduğunu ya da çalışmadan şans eseri başarılı olanların da olduğunu göstermez. Yanlış. Bütün çalışanlar başarılı olur. Doğrulanmış inancına Herhangi bir zamanda ve mekanda aksi bir durumun olmadığını görerek genelleme yapması evet çalışmanın başarıyı sağlaması tesadüfi bir durum değildir. Doğrulanmış inancın şans eseri olmadığını ortaya koyduğu seviyedir. Şansa bağlı değilse demek ki bir tesadüften de oluşmaz. Ancak C'de verilen çalışmadan şans eseri başarılı olanlar da vardır yargısı doğru bir eşleştirme değildir. Buna göre doğru seçenek de C'dir. Buna göre Benjamin Franklin'in çalışmalarının elektrik üretimine temel oluşturması bilimin hangi özelliğine bir örnektir? Benjamin Franklin, yüklü cam tabakları dizgisini pil olarak tanımlayan ilk kişi oldu. Luigi Galvani elektrik temeli olarak bilinen sinir atımları, sinir atımları deneyini gerçekleştirdi. Tesadüfen bulduğu şey Volta gibi mucitlerin ilerideki araştırmaları için bir kilometre taşı oldu. Alessandro Volta kendi adını taşıyan pili icat etti ve elektrik üretmenin, elektrik üretmenin ilk pratik yöntemini buldu. Evet şimdi burada dikkat edersek arkadaşlar bir sonraki bilim insanı kendinden önceki çalışmaları temeli almakta ve bu doğrultuda bilimsel anlayışı daha ileri boyuta taşımaktadır. Buna göre baktığımızda sonuçlarının eleştireye açık olması, şimdi Benjamin Franklin'in çalışmalarının elektrik üretimine temel oluşturması, ortaya koymuş olduğu bir bilimsel anlayışın kendinden sonrakiler tarafından da bir birikimle ilerlediğini göstermektedir. Eleştiriden söz edilmiyor. Bulunan sonuçların genelleştirilmesi yani tümelleştirilmesi değil, sonuçların deneyle olgusal olarak doğrulanması hayır. Açık ve anlaşılır bir dil kullanılması ile ilgili de bir bilgi yok. Ancak ilerlemenin önceki bilgi birikimine dayalı olması burada bilimin özelliğini ifade etmektedir. Çünkü kendinden sonraki Louis Galvani ve Volta gibi insanlar Benjamin Franklin'in ortaya koymuş olduğu düşünceleri temel alarak önceki bilgi birikimine aslında dayalı çalışmalar yapmıştır. Ve bu doğrultuda Franklin'in çalışmaları üret ya da Franklin'in çalışmalarının elektrik üretimine temel oluşturması ya dayanak olarak meydana getirmesi veya böyle bir bilgi oluşturması ilerlemenin önceki bilgi birikimine dayalı olduğunu gösterir. Buna göre doğru seçenek E'dir. Bu parçada görüşleri verilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekleri kısaca açıklarsak dualizm. Dualizm ikicilik demektir. Varlığın temelinde Descartes'e göre hem madde hem de ruh vardır. Anlayışı hakimdir. İdealizm düşünceyi ön plana alır. Fikirler önemlidir. Materyalizm maddecilik ya da cisimcilik olarak da bilinir. Cismi ön plana alma söz konusudur. Nihilizm hiçlik olarak bilinir ve varlık yoktur onlara göre. Varoluşçuluksa insanın özgürlüğünü temel alır. Özgürlük ve seçim yapabilme. Buna göre var olan her şey bize başka türlü görünse de maddedir veya maddi bir şeydir. O halde madde değilmiş gibi görünen şeyler de aslında son tarihte maddeye geri götürülebilir veya ona indirgenebilir. Evet, söz konusu bilgiler materyalizmi anlatmaktadır. Bu bakımdan doğru seçenek C'dir. Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklanmaktadır? Modern toplumlarda iktidar gücünün kullanımı bir takım yazılı ilkelere, bunlar çerçevesinde oluşturulmuş yazılı hukuka bağlıdır. Hukuk iktidar gücünü kullananları da bağlar. Söz konusu gücün kullanımı sınırlanmış durumdadır. Yönetilenlerin itaati de sonuç olarak hukuka boyun eğiştir. Bu düzenin çalışma biçimi her türlü rastgelelikten uzaktır. Şimdi burada arkadaşlar ne anlatıldı? Herkes için hukukun bağlayıcı olduğu, yani hukuk devleti anlatıldı. Yani hem bireyler için hem de yönetenler için hukukun bağlayıcı olduğu, önemli olduğu anlatılmış oldu. Hukuk devletinde yönetilenleri en başta hukukun sınırladığı anlatıldı. Çünkü onların elinde büyük bir güç ve yetki var. Hukukla sınırlanmazsa her zaman keyfilik bir durum ortaya çıkabilir. Şimdi seçeneklere bakıyoruz. Sosyal devlet değil, bürokrasi değil anlatılan burada anlatılan şey nedir? Hukukun üstünlüğü ve hukuk devletidir. İdeal düzen anlatılmadı. Sivil toplumda anlatılmadı. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Bu bilgilerden hareketli aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir konuyla ilgilidir diye sormuş. Parçada ise İslam düşüncesinde ortaya çıkan mezhepler fıkhi ve itikadi mezhepler olarak ikiye ayrılır. Fıkhi mezhepler İslam'ın ibadet ve günlük hayatla ilgili konularını itikadi mezhepler ise inançla ilgili konularını ele alır. Farklı dediğine göre fıkıh ile ilgili yoksa itikatla mı ilgili onu bulacağız. Maturidilik itikatla ilgili, malikilik fıkıhla ilgili, eşarilik itikatla ilgili, şiilik itikatla ilgili, haricilik itikatla ilgili. Bize farklı olan sorulduğu için doğru cevabımız B seçeneği. Bu parçada anlatılanlarla Aşağıdaki ayetlerden hangisinin ilişkilendirilemeyeceği soruluyor. Parçada ise mal ve mülkün gerçek sahibi yüce Allah'tır. Yani her şeyin sahibi Allah'tır. İnsan malı üzerinde vekil ve emanetçidir. Yani Allah'ın vermiş olduğu emanet. Bir gün onu alacak. Öldüğü zaman ne yapıyor? Bütün malı elinde gitmiş oluyor. İnsan kendisine verilen malı, yani Allah'ın vermiş olduğu bu malı, yaratıcının koyduğu sınırlar içerisinde kazanmak, harcamak ve tasarruflar yapmakla yükümlüdür. Yani Allah'ın koymuş olduğu sınırlar içerisinde harcayabilir, tasarruf edebilir. Şimdi ilişkilendirilmez diye sormuştu bize. Allah rızkı, Allah rızık hususunda kiminizin kiminizden üstün kıldı diyor. Yani veren Allah olduğu için, malın sahibi Allah olduğu için kime ne kadar vereceğini o belirlemiş olur. Dolayısıyla bu var. Allah'a ve Resulüne iman edin ve Allah'a ve Resulüne yani inanın ve sizi üzerinde tasarrufa yetik olmuş olduğu maldan Allah yolunda harcayın. Yine kazanmış olduklarını harcamaktan bahsediyordu. Dolayısıyla bu var. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Şimdi i̇şte burada yer ve göğün yaratılmış olmasından bahsediyor. Dolayısıyla bu değil. Şüphesiz Rabbin dilediği kimsenin rızkını genişletir, dilediğini de daraltır. Yani mal sahibi Allah olduğu için e, kimini istiyorsa onun rızkını bol bol veriyor. Kimini de istemiyorsa onun için az verebiliyor. Çünkü o kullarının her halinden haberdardır. Her şeyi hakkıyla görendir. Yine burada Allah'ın vermiş olduğu maldan bahsetmiş oldu. O sizi yeryüzünün halifeleri yapan Size verdiği şeylerde, size nimet olarak vermiş olduğu şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi derecelerle kiminizin üstüne çıkarandır. Yani yine Allah istediği şekilde, sahibi olarak e, nasıl istiyorsa o şekilde yapmış oluyor. Dolayısıyla bu da var. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin dinin etkisiyle oluşmuş örf ve adetlerden olduğu söylenemez diye sormuş. Açıklamalı ise örf yani gelenek bir toplumda yasalarla belirlenmemiş ancak eskiden beri uygulana gelen kuşaktan kuşağa aktarılan davranış biçim ve kurallarına denir. Aklın ve dinin aklın ve dinin iyi ve güzel bulduğu toplumun alışkanlık haline getirdiği davranışlardır örfler ve gelenekler. Toplumdaki örf ve adetlerin oluşmasında dinin önemi, dinin önemli bir etkisi vardır. Yani oluşmuş olan bir toplumdaki örfler dinin etkisiyle de oluşmuş oluyor. Bize de hangisi dinin etkisi yok diye sormuş kısacası. A seçeneğinde yeni doğan çocuklara at koyarken kulaklarına ezan ve kamet okunması. Ezan ve kamet nedir? Dinle ilgilidir. Dolayısıyla dinin etkisiyle oluşmuş oluyor. Bazı gün ve gecelerde mevlit okunması. Şimdi bu mevlitler hangi gün ve gecelerde okunuyor? E dini günlerde ve dini gecelerde okunuyor ve mevlitte Peygamber Efendimiz'i öven bir şiir. Dolayısıyla bu da din ile ilgili. Erkek çocuklarını sünnet ettirmek de yine al üzerinde sünnetten bahsetmiş oluyor. Bu da dinle ilgili. Ölen kişi için ağlamak dinle ilgili değil. Bütün toplumlarda bu şekilde duygusallık söz konusu olur ve insanlar üzülürler ve ağlarlar. Dolayısıyla bununla dinle etkisi yok bu olmaz. Bayramlaşmaktan bahsediyoruz. Bayramlaştı kurbanda Ramazan bayramında. Bayramlaşılıyor. Bu nedir? E, dinle ilgilidir. Dolayısıyla bu da olur. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği. Bu parçada Yüce Allah'ın hangi sıfatı vurgulanmıştır diye sormuş. Parçada ise evren, evren ve içindekilerin yoktan var edilmesi Yüce Allah'ın işidir. Yani Allah'ın yaratmasından, var etmesinden bahsetmiş. Allah yaratmak için herhangi bir şeye ihtiyaç duymaz. O evrendeki her şeyi en güzel şekilde yaratandır. Allah'ın yaratması tekvin sıfatı. Dolayısıyla tekvinden basmış. Kudret her şeye gücünün yetmesi, ilim her şeyi bilmesi, vahdaniyet bir olması, tek olması, kıyam bir nefsi ise hiçbir şeye muhtaç olmaması. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği. Bu parçadan İslam medeniyetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye sormuş. Parçada ise İslam medeniyetinin öncülüğünü Araplar yapmıştır. Çünkü İslamiyet nerede doğuyor? Arabistan'da doğuyor. Fakat daha sonra Türk, İran, Mısır gibi toplumlarında Müslüman olmalarıyla birlikte katkı yaptıkları ortada ortak bir medeniyettir. Yani sadece Araplara ait olmamış oluyor. Diğer insanlar da diğer tüm milletler de Müslüman olunca onların da bu medeniyetin gelişmesine katkılar olmuş. Bu medeniyet karşılaştığı eski Yunan, Hint, Çin, İran ve Mısır gibi medeniyetlerin ürünlerini kendi inançları ile karşılaştırmıştır. İslam medeniyeti bu medeniyetlerin ürünlerinin uygun olanlarını almış, olmayanlarını ise ya uygun hale getirerek ya da reddederek her alanda özgün eserler veren bir medeniyettir. Yani eğer dinle uygunsa evet bunları kullanmış ya da uygun hale getirmiş ya da tamamen reddetmiş. Günümüz Batı medeniyeti ile eski medeniyetler arasında köprü vazifesi görmüştür. İslam medeniyeti geçmiş olduğu gibi aktaran bir medeniyet değildir. Yani olduğu gibi her şeyi aktarmıyor. İslam irancına temel alarak farklı medeniyetlerin ürünlerini kendi potasında eriten ve onlarca İslam bilgininin eserleriyle Batı medeniyetinin oluşmasına zemin hazırlayan bir medeniyettir. Yani bugünkü batının bu şekilde gelişmesinde de İslam medeniyetinin etkisi vardır. Buradan hangisine ulaşılamaz demiş. A seçeneğinde bir sentez ürünüdür. Evet birçok kültürden, medeniyetten alıyor ve sentezleyerek yeni bir şeyler oluşturuyor. Çünkü olduğu gibi değil ne yapıyor? Farklılaştırmış oluyor. Özellikle buradan bahsetmiştim. Olduğu gibi aktarmıyordu. Dolayısıyla bu var. Geçmişin aktarılmasından ibaret değildir. Sadece geçmiş aktarılmıyor. Yani almış oluyor, kendisi içerisine bir şeyler katıyor ve onu ne yapıyor? Başka taraflara aktarmış oluyor. Bu var. Farklı medeniyetlerin oluşmasında katkı sağlamış. Özellikle batıdan etkilenmiş olması, bugünkü hale gelmesinde etkili olması gibi durumlardan bahsetmişti. Dolayısıyla bu var. Bulduğu her ürünü almamış, ıslah etmeye çalışmıştır. Evet, eğer uygun değilse ne yapıyordu? Onları almıyordu. Uygun sağlıyordu ya da onu kendine uygun hale getiriyordu. Bu da var. İslam toplumlarından başka toplumlara kapalı olmuştur deniyor. Oysa batıya açık olduğunu görüyoruz. Özellikle batı kısmından vurgulamıştı. Dolayısıyla bu yanlış. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği. Bu parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmaktadır? biz felsefecilerin sevdiği bir sözcük vardır. Filosofya. Prenesis yani sürüp giden felsefe. Bu felsefede hiçbir şeyin tam bir çözümünün olmadığı, felsefede kalıcı olanın çözümler değil sorunlar olduğu, her zaman sorunlara çözümler aramak zorunda kaldığımızı fakat bulduğumuz çözümlerin yeni sorunlara yol açtığını belirten bir terim. Örneğin birbirine zıt olan idealizm ve materyalizm bu iki akım da ölmez. Biri öbürüne tam bir üstünlük sağlayamaz. Bu düşünceler sürekli varlığını devam ettirir. Felsefede süreklilik ve çözümsüzlük vardır dedi parça bize. Şimdi arkadaşlar seçeneklere bakalım. A kesin cevap verilmesinin olanaksız olması zaten işte bu prenesis kavramı arkadaşlar bize sürekliliği vurgulayan kesin cevapların olanaksız olduğunu vurgulayan bir bilgidir, bir terimdir. B cevaplara uzun uğraşlardan sonra ulaşılması anlatılmadığı, C akıl ve mantık ilkelerine uygun olması değil, D evreni tüm yönleriyle açıklamaya çalışması değil, E olanı olduğu gibi aktarması değildir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir? İnsanın toplumsallaşma yani sosyalleşme sürecinin onun ahlaki davranışlarını etkilediği doğrudur. Ancak insan bir ahlaki eylemi gerçekleştirmeden önce eldeki seçeneklere bakarak kendi iradesiyle yani kendi kararlarıyla en doğru olanı seçtiğinde özgür bir eylemde bulunmuş demektir. Bunu yaparken de başka türlü davranabileceğinin, diğer seçeneklerden birini seçebileceğinin farkındadır. Yani birey sosyalleşirken aslında kendi kararlarını ve buna bağlı olarak da kendi seçimlerini yapabilmektedir. Anlatılan düşünce bu ifadedir. Buna göre insan kaderinin sınırları içinde özgürlüğünü kullanabilir. İnsanların özgür yaptığı her eylem ahlaka uygundur. İnsan eylemleri de toplum baskısı söz konusudur. Sorumluluk ve özgürlük insan özgü kavramlardır. İfadeleri savunulan ve ortaya konulan düşünceler değildir. Ancak iyi ve kötüyü toplum belirlese de yani bir takım sosyalleşme süreciyle birlikte ahlaki değerleri toplum belirlese de insanlar özgürce eylemlerini gerçekleştirirler. Kendi iradesiyle en doğru olanı seçtiğinde özgür bir eylemde bulunmuş demektir. D seçeneğini ifade etmektedir. Dolayısıyla doğru seçenek D olacaktır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi tümevarım yönteminin sakıncalı bir yönü olarak ileri sürülmektedir? Tümevarım belli gözlemlere dayanarak elde edilen bulgulardan genellemelere ulaşmaktır. Yani tek tek olaylardan genel sonuçlara varmaktır. Diğer adıyla ya da ifadesiyle parçadan bütüne ulaşmaktır. Ancak nesne ve olayların tümünü gözlemlememiz mümkün değildir. Dikkat edelim. Bütün gözlemlerimiz nesne ya da olaylar hakkında bazı bilgiler verse de mutlak kesinliğe ulaşamayız a genellemenin akıl ve mantık ilkeleriyle yapılması burada akıl ve mantık ilkeleriyle yapılıp yapılmaması bir sakınca olarak görülmemektedir. anlatılan bir durum değildir. Doğadaki her olayın bir nedeni olduğu varsayımının temel alınması değil, duyulara dayalı bilgi edinme yolu olan gözlemden yararlanılması. Hayır. Olayların denetim altına alınmasına olanak vermemesi, denetimle ilgili bir bilgiden de söz edilmiyor bütünün sınırlı deneyimlerine dayanarak bütün hakkında yargıya varılması. Yani aslında tek tek olaylardan örneğin bir piknikte bir kuş gördük diyelim ki o kuşun adı işte karga olsun. O karganın siyah olduğunu gözlemledik. Bir sonraki piknikte de yine kargaların siyah olduğunu gördük. Ya da 100 tane, 200 tane karga siyahtır dedik ve şu sonuca vardık bütün kargalar siyahtır ama nereden biliyoruz ki bir tane beyaz karganın veya farklı renkte bir karganın ortaya çıkması bu yargıyı ne yapacaktır çürütecektir demek ki bütünün sınırlı deneyimlerine dayanarak bütün hakkında yargıya varma tümevarım yönteminin bir eksikliği ya da sakıncasıdır bu nedenle doğru seçenek E'dir Aşağıdakilerden hangisi Kantın öyle davran ki davranışının belirleyicisi olan Maksim'in yani ortaya koymuş olduğu davranışın tüm insanlar için geçerli bir yasa olsun sözüne uygun değildir. Şimdi öyle davran ki davranışının belirleyicisi olan aslında burada Kantın anlatmak istediği ödev alakadır arkadaşlar. Onun ödev alakında kesinlikle menfaatçi yararcı bir anlayış yoktur. Yani menfaatten uzak bir anlayış vardır. Menfaatten uzak olma sürekli neyi isteme? İyi isteme amaçtır. İyi istenç. Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak. Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Aldatılmak istemiyorsan aldatma. Başkalarına güvenilebilmeyi istiyorsan kendin güvenilir insan ol ifadeleri aslında öyle bir davran ki davranışının belirleyicisi yani olan Maksim'in davranışın tüm insanlar için de geçerli bir yarısı olsun. A, C, D ve E seçenekleri Kant'ın bu sözüne veya anlayışına uygundur. Ancak köprüden geçene kadar ayıya dayı de ifadesi ne onun ödev alakına uyar ne de ifade ettiği anlayışı ortaya koyar. Bu nedenle sözüne uygun bir ifade değildir. Dolayısıyla doğru seçenek B'dir. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir? Sanat doğaya bir ayna tutar. Birçok resimden gerçek dünyada bir şeye gerçekten benzedikleri için hoşlanırız. Yani burada taklit olarak sanat yaklaşımı anlatılıyor arkadaşlar. Çünkü resimden niye hoşlanıyormuşuz? Asıllarına gerçekten benzedikleri için. Yani burada doğanın taklit edilmesi anlaşılıyor. Zaten bir ayna tutar ifadesi de gene taklit olarak sanat yaklaşımını aklımıza getirir. Bir portreyi ancak onun için poz vermiş olan insana benziyorsa beğeniriz. Aynı şey manzara resimleri, natürmont resimler veya birçok diğer resim türü için de geçerlidir kabiliyetsiz ressamlar biçik, biçim, renk ve büyüklükleri uygun bir şekilde vermekte başarısızdırlar. Kabiliyetli olanlar ise bunu başaranlardır. Yani resmin başarısını da neye bağlıyor? Aynen yansıtmaya, aynen taklit etmeye bağlıyor. Seçeneklere bakalım. A. Bir eserin sanat değeri taşıması benzerinin olmamasından kaynaklanır değil. Biricik olması değil burada anlatılan. Ve bir sanat eseri aslında ne kadar uygunsa o derece sanat değeri taşır. İşte parçanın anlattığı budur. Aslına benzerlikten bahsediyordu. Hepsi için aynı şey geçerlidir diyordu. Önemli olan e, bu benzerliği yakalamaktır diyordu. c bir sanat eseri güzellik iddiasına benzediği ölçüde değerlidir. Güzellik iddiası değil güzellik iddiasını anlatan Platon'dur arkadaşlar. Bu farklı bir yaklaşım. E sanat eseri akıl ve mantık ilkelerine aykırı olmamalıdır denilmedi. E sanat eseri belli bir sanat akımının izlerini taşımaktadır buna da vurgu yapılmadı. Parçada anlatılan şey aslına benzerliktir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir.